Rakip Konyaspor. Ve Konyaspor deyince akla gelen Gençler Birliği maçlarını konuşacağımız video bolca mis bakkal içerir. Bilginiz olsun. Bugüne kadar yapmış olduğum araştırmalar sırasında 14 Mart 1923'te kurulan Gençler Birliği'nden önce kurulmuş olan Gençler Birliği adında sadece iki kulübe rast geldim. Bunlardan biri Trabzonsporlu Sevecen Tunç'un yardımlarıyla adını duyduğu fakat hiçbir futbol maçına erişemediğim sadece sosyal aktivitelerde bulunan Trabzon Gençler Birliği'ydi. Bir diğer ise 22 Haziran 1922'de kurulmuş olan günümüzde Konyaspor olarak bilinen Konya Gençler Birliği'ydi. Bu iki kulübün de Gençler Birliği'nden önce kurulmuş olması ve her üç takımın da 1920'lerin başında kurulmuş olması Gençler Birliği isminin tıpkı idman yurdu gibi genel bir isim olduğunu ortaya koyuyor. Yine de övünebiliriz ki Gençler Birliği isminde sadece Gençler Birliği'ni barındıran en eski, en köklü tek kulüp. Konyaspor'la bugüne kadar 33 maç yapmışız ve bu 33 maçta 13'e 9'luk üstünlüğümüz var. Ankara'da ise ateş gibiyiz. 11'e 1 gibi inanılmaz bir üstünlüğümüz var. Fakat fazla böbürlenmeyelim çünkü Konyaspor'da kendi evinde bize karşı 17'ye 2 gibi efsanevi bir üstünlüğü var. Rüya gibi geçen 2002-2003 ve 2003-2004 sezonunun sonunda Ersun Yanal'ın takımdan ayrılması, teknik direktörlük koltuğunu Erdoğan Arıcı'ya bırakması ve birçok oyuncunun kulüpten gitmesi aslında Gençler Birliği için her şeyin eskiye döneceğinin bir göstergesiydi. Tam da düşündüğümüz gibi Erdoğan Arıcı başarılı olamadı ve yerini Oğuz Çetin'e bıraktı. Fakat Oğuz Çetin de başarılı olamadı ve onun yerine de bu sefer daha tecrübeli olan Ziya Doğan takımı başına geldi ve bir şekilde 2004-2005 sezonunda küme düşmeden tamamlamış olduk. Bir sonraki sezon yani 2005-2006 sezonunda da Ziya Doğan'la başladık. Fakat Ziya Doğan'ın ilk 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alması bir yana 4 maçta da gol atamamış olmamız Ziya Doğan'ın da kulüpten ayrılmasına sebebiyet verdi. 5. hafta ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamak üzere Mesut Bakkal kulübün başına geldi. İlk 4 hafta gol atamamış olması hem futbolcuları hem kulübü hem taraftarları inanılmaz derece geriyordu. Ya birinin çıkıp gol atması gerekiyordu ama bir türlü gol atamıyorduk. 5. hafta rakibimiz Ankara'da Konyaspor'du ve Konyaspor'la oynayacağımız maçta Debrecen kulübünden transfer edilen Igor Bogdanovic ilk kez Gençler Birliği forması giyiyor. Maçın 34. dakikasında Konyaspor 1-0 öne geçince kulüpteki A'dan Z'ye herkes ve taraftarların gerginliği kat ve kat artmıştı. Çünkü daha bir türlü gol atamamıştık ve futbolcuların eli ayağına dolaşıyordu resmen. Fakat maçın sonlarına doğru İsmail Güldüren'in yaptığı güzel ara pasını değerlendiren Igor golü atmış ve tüm tribünleri ayağa kaldırmıştı. Zaten o golden sonra bırakın beraberliği ya da galibiyeti 5 golde ise kimsenin umurunda değildi. Çünkü bir gol atmıştık ve bundan sonrası gelecek diye düşünüyorduk. Maç 1-1 sona erdikten sonra tribünleri mutlulukla terk ederken birbirimize Igor görevini tamamladı diyorduk ama şaka yapıyorduk tabii. Oysa işte öyle olmadı. Igor biri Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta forma giydi toplam ve bunlarda da sadece 2 gol attı. Neyse en azından Konyaspor'a gol atarak sezonun ilk golünü atmış ve Gençler Birliği'ni rahatlatmıştı. 2008-2009 sezonuna gidelim. 9. haftaya kadar takımın başında bulunan Mesut Bakkal istifa etmiş ve yerine Samet Aybaba gelmişti. Ve 10. haftada Konyaspor deplasmanına gidecektik. Biz de alt aralıkları olarak 18 kişi toplanıp bir minibüs kiraladık ve atlayıp Konya'ya gittik. Konya'da Türk Stadı'nın bir ilginç yanı velodrom yani bisiklet pisti olmasıydı. Bu yüzden de sahadan daha fazla uzakta yer alıyorduk ve kale arkasında olduğumuz için, deplasman tribünün kale arkasında olduğu için diğer kale arkasına doğru hücum eden takımı görmekte gerçekten zorluk çekiyorduk. İlk yarıda iki takımı sergilediği kısır futbolu görünce bu maç 0-0 biter diye düşünüyorduk. Fakat ikinci yarının başlarında yediğimiz iki golle bir anda 2-0 geriye düşünce inanılmaz derecede demoralize olmuştuk. Bu arada ilgimizi artık maçtan çok Nalçacılar grubu çekiyordu. Çünkü üzerlerine güneş vuran Nalçacılar grubundaki birçok tarafta üstlerini çıkartmış ve itfaiye itfaiye diye bağırıyorlardı. Biz önce ne olduğunu anlamadık tabi. Fakat itfaiyenin onlara gelip bu soğuk havada onları ıslatmasını izlemek resmen içimizi üşütmüştü. Neyse bu şekilde maç devam ederken 82'de Mustafa Pekdemir'in hiç beklemediğimiz bir anda gol atması ve farkı 1'e indirmesi bir anda hepimizde bir heyecan yaratmıştı. Fakat bir türlü beraberlik golü gelmiyordu derken 90+3'te Burhan Eşer'in attığı beraberlik golü hepimizi bir anda havalara fırlatmış ve galip gelmiş kadar sevince boğmuştu.
Maç 2-2 sonuçlandıktan sonra deplasman tribününde olduğumuz ev sahibi taraftarlarının stadı boşaltmasını bekliyor. Fakat herkes gitmesine rağmen bir adam ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp havaya fırlatıyor. İşte bir şeyler yaparak sürekli havaya fırlatıyordu. Bize ne yapıyor bu falan filan diye dikkat ettiğimizde muhtemelen 2-0 olduktan sonra üzerini çıkarıp havaya fırlatmış ve kazağı tellere takılmıştı. Adam uzunca bir süre bununla mücadele etti. Fakat bir şekilde ona yardım eden başka birileri geldi ve bir sopa buldular, şu oldu bu oldu falan derken adamın tellere takılmış kazağını indirdiler ve arkasından kazağını giyip mutlu mesut bir şekilde evine gitti. Gayet komikti yani. Son anımız 2007-2008 sezonundan. Yönetim yine bizi şaşırtmıyor ve saçma sapan hamleler yaparak çok acayip teknik direktörler getiriyor, gönderiyor vesaire vesaire derken 21. haftasında takımın başına Mesut Bakkal getiriliyor. 23. hafta Ankaragücü ve Manisaspor maçlarını kazandıktan sonra Mesut Bakkal 2'de 2 yapmıştı ve bu sefer de rakibimiz Ankara'da Konyaspor'du. Konyaspor'a karşı videonun başında da bahsettiğim gibi Ankara karnemiz gayet iyi. Fakat buna rağmen bu kadar rahat bir maç izleyeceğimizi hiçbirimiz tahmin etmiyorduk tabii. Maçın 40. dakikalarında 3-0 öne geçmiştik. Fakat sonradan bir yediğimiz bir golle 3-1 olmuş. Ama ikinci yarı aynı ciddiyetle oyuna devam etmiş ve 4-1, 5-1 ve 6-1'e kadar gitmiş, skoru taşımıştık. Herhalde Gençler Birliği'nin izlediğim en rahat maçlarından biriydi. O yüzden de gayet mutluydum. Bu maçın istatistik anlamında en önemli özelliği de Gençler Birliği lig tarihindeki 400. galibiyetini elde etmesiydi. Maçın belki de en komik yanı halkaralar.com'da yer alan skor tahmin oyununda Erdem'i 5-1 gibi cüretkar bir tahmin yapması ve bunun sahaya yansımasıydı. Haliyle 5-1 olduktan sonra Erdem bütün Gençler Birliği ataklarında ya da Konyaspor ataklarında aman gol olmasın, aman gol olmasın falan diye bağırıp çağırıyordu. Biz de tabii son derece eğleniyorduk ama tabii işin en güzel yanı skor 6-1'e geldikten sonra Erdem'in resmen inanılmaz bir bahis kaybetmiş kadar üzülerek kendini resmen yerlere atıp debelenmesiydi. Bayağı eğlenmiştik.